Oyun analizine hepiniz hoş geldiniz. Minecraft hakkında bilmedikleriniz. Minecraft'ın kurucusu Notch ilk olarak Rabidank adında bir oyun geliştirdi. Rabidank oyunu Dwarf Fortress adında bir bedava şehir kurma oyunundan esinlenerek yapılmıştı. Minecraft'ın kötüsü Creeper'lar bir kod hatası sonucunda ortaya çıkmıştır. Aslında yapılmak istenen domuzdu. Ancak kod yazarken bazı rakamlar yanlış girilince ortaya domuz yerine tuhaf görünümlü bir yaratık çıktı. Kurucu bu tuhaf yaratığı beğendi ve yeşile boyadı. Böylece bugünkü Creeper dünyaya gelmiş oldu. Herobrine, oyunun gelişim tarihinde adından en çok bahsedilen karakterdir. Oyuncuların iddialarına göre kendisi, oyun kahramanı Steve'in aynısıdır. Programcılar, her ne kadar yeni güncellemeler ile birlikte Herobrine karakterini sildiklerini iddia etseler de, kesin yanıtı henüz kimse bilmiyor. Gelelim Minecraft'ın ne kadar büyük bir haritaya sahip olduğuna. Minecraft dünyasının tam ortasında durursanız, herhangi bir yöne doğru önünüzde yaklaşık 30 milyon blok vardır. Bu da istediğiniz yönde 60 milyon metre ilerleyebilmek demektir. Dolayısıyla Z ve X eksenlerini düşündüğünüzde Minecraft'ın yüz ölçümü 3,6 kuadrilyon metrekaredir. Minecraft dünyasının yüz ölçümü, yaşadığımız gerçek dünyanın yüz ölçümünden 7000 kat daha büyüktür. Oyun içinde güneş demek her şey demek. Peki güneşin doğuşunu ve batışını nasıl hesaplayacağız? Çok basit. Oyun içi zamanda bir gün, normal yaşamda 14 dakikadır. Oyunda sadece kare ve dikdörtgenden oluşan eşyalar ve bloklar vardır. Modlar dahilinde üçgen şeklinde olan bir eşya bulunmamaktadır. Minecraft'ta kare olmayan tek şey ise bir eşyayı attığınız zaman yerde oluşan gölgesidir ve yuvarlaktır. Peki ya son? Minecraft denen bu oyunun bir sonu var mı? Cevap belirsiz. Ama elimize geçen bilgilere göre oyunun sonuna geldiğiniz zaman en uçtaki yer şekilleri biçimsizce kare haline dönüşür ve oyunun lag oranı ciddi oranda artar. Oyun hakkında bu kadar genel bilgi vermişken oyuncuları da düşünmeden geçmek olmaz. Enderman ve Ender Dragon ile savaşırken başınıza bal kabağı geçirirseniz düşmanlarınıza karşı görünmez olursunuz. Oyunun
Belki de en güzel buglarından bir tanesidir bu. Hazırlayın kağıt ve kaleminizi. İşte size bir bak daha. Her ne kadar biraz hileye girse de oyun içerisinde 000 koordinatlarına ışınlanırsanız elmas dolu bir oda sizi bekliyor olacaktır. Oyun, gelişen grafik ve habitatıyla gün geçtikçe bizi şaşırtmaya devam ediyor. Neredeyse her iklime özel gizli bir yapı bulunur. Örneğin çölde piramit, ağaçlık alanda tapınak gibi. Videolarımızı beğenerek ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.